Bugün bizi en çok tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bütün politikalarını dizayn etmeye çalışan, yani uygulayan bir terör örgütü. Uyuşturucudan bahsetti Mustafa Bey. Evet, bugün Afganistan'dan başlayarak bütün Avrupa'ya uzanan uyuşturucu trafiğinin başında Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağını olduğunu, onun istihbarat örgütünün parmağını olduğunu söylemek hiç de yanlış değil. Peki bunu bizzat kendisi mi taşıyor? Hayır. İşte taşeron örgütler ya da vekil örgütler vasıtasıyla bunları yaptırıyor terör örgütleri. Kimdir bunlar? PKK. Bugün Afganistan'dan gelip işte eğer geçirebilirlerse Türkiye'den, geçiremezlerse de Kuzey Irak'tan, Suriye'den geçirdikleri uyuşturucuyu Avrupa'ya kadar götürüyorlar. Avrupa'ya kadar bunları uzandı diye burada satıyorlar. Bakınız bir diğeri de yine Sayın Mustafa Bey bahsetti, sosyalist örgütler, sol örgütler. Ya dün bir açıklama yapıldı, akla ziyan bir açıklama. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Ermeni soykırım yalanıyla ilgili, bununla ilgili Ermeni soykırımı ile ilgili geçmişle yüzleşmekten bahsetti. Ya siz bir sosyalist bir partinin genel başkanısınız, İşçi Partisi genel başkanısınız. Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist ve kapitalist ülkelerin politikalarına destek oluyorsunuz. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Yani İşçi Partisi tutuyor burada Kafkasya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan politikasına destek çıkıyor. Nedir adı? Buradaki işte insanlık adına. Hayır öyle bir yok, şey yok. İnsanlık adına. Geçmişe yüzleşmek. Hocam İdris Küçük Ömer'in Türkiye'de sol sağdır, sağ soldur ifadesi bize aslında çok şey anlatıyor ve ben hep söylüyorum. Amerika'da İki Amerikalı parti var zannedilir. İşte Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti. Cumhuriyetçiler, Demokratlar. Bunlar ikisi de Amerikalıdır falan. Yok ya Amerika'da sol yoktur. Amerika'nın solculuğu Demokratlardır. Ve Türkiye'deki solculuk Amerikan Demokratlarının solculuğudur. Net. Başka bir şey değildir yani. Tek farkları var. Postbelik bırakırlar bizdeki solcular. Amerika'da da Cumhuriyetçiler postbelik bırakırlar. Aralarındaki fark bıyık farkıdır yani. Ama bir avuç bıyığınızın olması, bir avuç yüreğinizin olduğundan, bir avuç ideolojinin avuç dolduracak kadar ideolojik birikiminiz olduğundan kimseyi emin kılamaz. Yani onun garantisi değildir yani. Şimdi burada da onu görüyoruz. Ya hakikaten Türkiye'de evet, solculuk diye yapılanlara bakın. Bildiğiniz Amerikan demokratlıdır yani Türkiye'de solculuk. O yüzden bana hiç şaşırtıcı gelmiyor. Ha, herkesin de benim kadar aklı var yani herkesin benden daha fazla aklı var. Herkes de kendi aklıyla, kendi vicdanıyla yargılanır. Bu işin pirleri de orada. Aydınlar, sorgulayıcılar. Ya biz Tanrı'nın otoritesini bile kabul etmiyoruz, kaldı ki filan diye laflar ediyorlar büyük büyük. O zaman tırnak içinde Tanrı'nın vermediği aklı kullanmayı öğrensinler yani. Ben mi onları öğreteceğim? Amerikalılık yapma konusunda profesyonel olanları var. Buna hiç itirazım yok. Ama profesyonel olmayanları en azından bir iki satır düşünsünler yani. Bunu ben söyleyeyim. Ya saldırıyor bize falan. Saldırmıyorum ya. Biraz düşünmeye davet ediyorum. Düşünmek, saldırmak demek değil ki. Mustafa Bey, geçmişe hesaplaşma, geçmişe yüzleşme diyorlar. Hem bunu HDP'liler, PKK'lılar söylüyor, hem de işte Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Ermenistan olayında söylüyor. Tamam, kabul edelim, geçmişe hesaplaşalım, yüzleşelim. O zaman siz de PKK olarak bir hesaplaşın bakalım. Siz ne yaptınız? Çocukları, bebekleri, sivilleri öldürmediniz mi? Siz bunları bir kere kabul edin ya. Bir kere kabul edin, bir masaya gelin. Ya da Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenileri katlettiğini söyleyen kişiler, Ermenilerin o bölgelerde Birinci Dünya Savaşı'nda ve öncesinde oradaki Türklere karşı, yaşayan Müslümanlara karşı o toplumda neler yaptıklarını bir kere kabul edin. Eğer kabul etmiyorsanız okuyun.